sevgili arkadaşlar. Bugün sizler tekrar doğal sayılar problemleri konu tekrarı ve soru çözümü üzerinden konuyu işlemiş olacağız. Şimdi doğal sayı problemleriyle ilgili öncelikli olarak günlük hayatta, markete, pazara, alışverişe gittiğimizde, okulda yazılarını aldığım notları hesaplarken ya da günlük olan birçok durumda aslında problem çözüyoruz. Problem çözerken ilk yapmamız gereken problemi çok iyi okuyup anlamak. Sonrasında verilen bilgileri iyi analiz edip bir çözüm yolu üretebilmek ve aşağıdaki problemleri önce kendiniz çözmeye çalışarak daha sonra çözümlerini inceleyebilirsiniz. Yani şöyle yaptım. Önce soruyu verdim. İkinci slide'da sorunun çözümünü verdim. Sizler bu videoyu izlerken öncelikle problem geldiğinde videoyu durduruyorsunuz. Kendiniz çözüyorsunuz. Çözdükten sonra cevaptan kontrol ediyorsunuz ya da soruya bakıyorsunuz. Anlamadıysanız çözüme gidip tekrar ediyorsunuz. Böylece hem sizler konuyu tekrar etmiş oluyorsunuz hem buradaki soruları da yapamazsanız cevapları olmuş oluyor. Geçiyorum birinci soruya. Mine Kütüphane'den aldığı bir kitabın her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katının 5 eksiği kadar sayfa okuyarak 6 günde bitirmiştir. İlk gün 12 sayfa okuyan Mine'nin kütüphaneden aldığı kitap kaç sayfadır diyor. Sizler videoyu burada durdurup öncelikle soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Çözemiyorsanız videoyu başlatıp çözümünü inceliyorsunuz. Şimdi Mine'nin birinci gün okuduğu kitap sayısı 12. Diyor ki okuduğu kitap sayısının 2 katından 5 eksiği okuyormuş. O zaman okuduğu kitap sayısının 2 katını alıyorum 5 çıkarıyorum. 12'nin 2 katı 24, 5 çıkarırsam 19. Üçüncü gün 2 katını alıp 5 çıkarıyorum. 2 katını alıp 5 çıkarıyorum bütün günlerde. Ve tek tek birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci günü buluyorum. Birinci gün 12, ikinci gün 19, üçüncü gün 33, dördüncü gün 61, beşinci gün 117 ve altıncı gün 229 sayfa toplamda okumuş. Toplam bu kadar günde okuduğu kitap sayısı 471'dir. Cevap C şıkkıdır. Problem çözerken tablo ve grafik oluşturmak soruyu daha iyi anlayıp çözüm üretmemize fayda sağlar. Verilenleri bir tarafa, istenilenleri bir tarafa yazmak ve verilen ve istenen arasında bir çözüm yolu kurmak bize daima olumlu bir etki yaratır. Geçiyorum bir sonraki soruya. 6 kişilik bir arkadaş grubu hafta sonu piknik düzenlemeye karar verirler. İhtiyaç duydukları malzemeleri almak için herkes eşit miktar ücret ödeyecektir. Son gün arkadaşlardan biri pikniğe gitmekten vazgeçince geriye kalan arkadaşların her biri ikişer TL fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre piknik için gerekli malzemeler toplam kaç TL tutmuştur diyor. Şimdi bakıyorum, bekliyorsunuz. Videoyu durdurup çözüyorsunuz. Sonra kontrol yapıyoruz. Bir kişi ayrıldığında onun ödemesi gereken ücreti kalan arkadaşları ödeyecektir. Toplamda burada 5 arkadaş var. Hepsi 2'şer TL öderlerse 10 TL ödemiş olurlar. O zaman bir kişi için ödenen fiyat 10 TL'dir. Gruptan çıkan arkadaş için ödedikleri fiyat da aynı zamanda 10 TL'dir. Bu grupta 6 kişilerdi. O zaman 6 çarpı 10'dan toplamda 60 TL öderler. Tekrar ediyorum. Şimdi toplamda 6 kişilerde 5 kişiye düştükleri için yani arkadaşlar gelmedikleri için 5 kişiye düşüyorlar. Hepsi kendi aralarında 2'şer TL topluyorlar bu gelmeyen arkadaş yerine. 5 kişi 2 TL'den toplam 10 TL verirler. Demek ki gelmeyen bir kişi 10 TL ise kişi başı 10 TL toplayacaklardı. Başlangıçta 6 kişilerde 6 çarpı 10'dan 60 TL ödeyeceklerdi. Doğru cevap D şıkkı olur. Geçiyorum bir sonraki soruya. Ayşe Hanım evde hazırladığı çilek reçellerinin bir kavanozu 12 lira 50 TL yani 12,50 TL ya da 12 TL 50 kuruş olabilir. Gel satılmaktadır. 1 kilogram vişne ile 2 kavanoz reçel yapan Ayşe Hanım 15 kilogram vişne kullanarak hazırladığı tüm kavanozları sattığında kaç TL gelir elde eder diyor. Şimdi 1 kilogram vişne ile 2 kavanoz reçel yapıyormuş. O zaman 15 kilogram vişne kullandığında
0, 3 kere 0, 0, 3 kere 5, 15'in 5'i elde var, 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde 7, 3 kere 1, 3. Topladığında 3, 7, 5, 0, 0'dır. Şöyle bir günden sonra kaç basamağım olacak? Şurada 2 basamağım olduğu için 2 basamağım olacak. O zaman 375 TL ödeyeceğim bulmuş olurum. Burada direkt sonuç var ama ben ya bir gündüz sayılarda nasıl çarpma yapıyorduk derseniz diye burada üstte tekrar işlemi yaptım. Bir gündüz sayılarda çarpma işlemi yaparken önce virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapıyoruz. Sonra o sayıda virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar basamak virgülü kaydırıyoruz. Geçtim bir sonraki soruya. Cep telefonu için A paket tarifesini kullanan Salih Bey, A paketi satıcısı şirketiyle 2 yılında şöyle bir anlaşma yapmıştır. 2 yıl boyunca tarifesini değiştirmezse her ay 30 TL sabit ücret ödeyecek. 2 yıl dolmadan tarife değiştirirse kalan ay sayısıyla 20 TL tazminat ödeyecek. Örneğin 15 ay A tarifesini kullanıp sonra tarife değiştirecek olsa 15 çarpı 30'dan 450 TL fatura ödemesi, 2 yılda olmadan tarife değiştirdiği için de 9 ayı kaldığından yani 2 yılda 15 ay, 2 yıl kaç ay? 24 ay yani 9 ay eksik. 9 çarpı 7'den 180 TL'de tazminat ödemesi yapacaktır. 12 ay boyunca A paket tarifesini kullanan Ahmet Bey daha sonra B paket tarifesine geçmiş ve 10 ayda bu tarifeyi kullanmıştır. B paket tarifesine göre ilk 5 ay 15 TL, sonraki her ay 20 TL sabit ücret ödeyen Ahmet Bey, iki tarife için fatura ve tazminat olmak üzere toplam kaç TL ödeme yapmıştır? Şimdi A tarifesini 12 ay kullanımından dolayı her ay 30 TL ödeyecekti. 12 çarpı 30'dan 360 TL fatura tutarı öder. Şimdi 2 sene dolmadan çıktığı için yani 12 ay erken çıkmış olduğu için çıktığı her ay içinde 20 TL ödeyeceği için 12 çarpı 20'den 240 lira da tazminat öder. Bu dursun. B tarifesinde ilk 5 ay 15 lira ödeyecekmiş. 5 çarpı 15'ten 75 TL. Sonraki 5 ayda 20 TL ödeyecekmiş. O zaman 5 çarpı 20'den 100 TL öder. O zaman 360, 240, 75 ve 100'ü toplamam lazım. Hepsini topladığımda 775 TL olarak cevap bulurum. Gördüğünüz üzere uzun bir soruydu. Uzun ve karışık görünen bir soruydu. Genelde uzun olan soruların hem işlemleri daha az olur hem de çözümleri daha kolay olur. Sorular sizi korkutmasın. Önemli olan sorunun anlaşılır olabilmesi. Soru sizin için anlaşılırsa yapılabilmesi de kolay olur. Lütfen gözümüzü korkutmayalım. İki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 32 oluyorsa 6 yıl önceki yaşları toplamı nedir? Şimdi iki kişinin yaşları farkı hep aynıdır. Mesela ben ve kardeşimin arasında 2 yaş varsa 10 sene sonra da aramızda 2 yaş olur. Yaş farkı daima sabit kalır. Yaşların toplamı seneye göre değişiklik gösterebilir. Şimdi 5 yıl sonra yaşlarımızın toplamı 32 ise şimdiki yaşımızı bulmamız için 5 yıl geri geleceğim. Fakat iki kardeş olduğumuz için benim için de 5 yıl geleceğim, kardeşim için de 5 yıl geleceğim. Yani toplamda aslında 10 yıl gelmiş olacağım. 32'den 10'u çıkarırsam şimdi yaşlarımızın toplamı 22. 6 yıl önce diyorsam benim için 6 yıl geri gideceğim. Kardeşim için de 6 yıl geri gideceğim. Toplamda 12 yıl geri gitmiş olacağım. O zaman 22'den de geriye gittim. 12 yılı çıkarırsam yaşlarımızın toplamını 10 olarak bulurum. Devam ediyorum. Tuğhan'ın almak istediği yandaki bilgisayar 2500 TL tutarındadır. 680 TL'si olan Tuğhan'a her ay eşit miktarda para biriktirerek 14 ay sonunda bu bilgisayarı almıştır. Buna göre Tuğhan'a her ay kaç TL biriktirmiştir? Şimdi öncelikle 2500'den 680 TL'yi çıkar.
Boş bırakılan sorular puanlamayı etkilememektedir. Örneğin 100 sorudan 60 soru doğru, 30 soru yanlış ve 10 soru boş ise sınav puanını önce 30'u 3'e bölüyorum. Çünkü yanlışların 3'te 1'i çıkarılıyordu. Doğru sayımdan 30'u 3'e böldüğüm durumu çıkarıyorum ve bulduğum toplam doğru sayısını 5 ile çarpıyorum. Ve sonucu 250 olarak buluyorum. Merve 100 sorudan 8 tanesini boş bırakmış olup doğru sayısı yanlış sayısından 44 fazladır. Buna göre Merve'nin sınavdan aldığı puan aşağıdakilerden hangisi oluyor? Şimdi ben öncelikle 8 tane soruyu boş bıraktıysam 92 tane soruya cevap vermiş olurum. Doğru sayım ve yanlış sayımın toplamı 92 olduğuna göre ve doğru yanlışımdan 44 fazla olacağına göre benim birini 22 arttırıp diğerini 22 azaltmam lazım ki aradaki farkı bulalım. O zaman doğru sayım 68, yanlış sayım 24 olur. Doğru sayımdan yanlış sayımın 3'te 1'ini çıkarıp bunu 5 ile çarpacağım. Doğru sayımdan yanlış sayımın 3'te 1'ini çıkarıyorum ve 5 ile çarpıyorum. 24'ü 3'e böldüm 8, 68'den 8'i çıkardım 60. 60 ile 5'i çarparsam da sınavdan aldığım puanım 300 olur. Cevap C şıkkıdır. Devam ediyorum. Mercan evindeki oyuncakları 5 aylı gruplara ayırdığında 14 grup oluşuyor ve 2 oyuncağı artıyor. Aynı oyuncakları 6'şarlı gruba ayırırsa kaç oyuncağı artar? Önce 14 ile 5'i çarpacağım. Sonra 2'yi ekleyeceğim. Bu benim toplam oyuncak sayım olacak. Bunu da 6'ya bölerek bulmuş olacağım. 14 ile 5'i çarptım. 72 ekledim. 70. Yani benim toplamda 72 tane oyuncağım varmış. Bu 72 oyuncağı 6'şarlı gruplara ayıracaksam 72'yi 6'ya bölerek 12 tane grubum olur ve tam bölündüğü için hiç oyuncak artmaz. Doğru cevap A şıkkıdır. Devam ediyorum. Aylin öğretmen 128 santim uzunluğundaki bir demir çubuğu demir ustasından küçük parçalar halinde kestirip bu parçaları birleştirerek farklı karesel levhalar oluşturacaktır. İlk oluşturacağı karesel levhanın kenar uzunluğu 5 santim olup her defasında kenar uzunluğu bir önceki kenar uzunluğundan 2 santim fazla olacak şekilde elindeki parçaların yettiği kadar sayıda karesel levha oluşturuyor. Demir ustası her kesim için 1 TL ücret aldığına göre Aylin öğretmen bu iş için kaç TL ödemiştir? Şimdi ilk oluşturacağı karenin çevre uzunluğu 5 santim olacağı için bir kenarı 5 çarpı 4'ten 20 santimdir. Bundan sonra oluşturacağı her karenin çevre uzunluğu her defasında 8 santim artacak. Çünkü kenar uzunluğu 2'şer santim artacağı için ve toplamda 4 kenarım olduğu için 4 çarpı 2'den 8 santim artar. O zaman birinci kare için 20, 8 arttırdım 28, 8 arttırdım 36 ve 8 arttırdım 44. Toplamda ben 20, 28, 36 ve 44'ten 128 santimlik bir demir çubuğumu parçalattıracağım. Tamam. En fazla 4 adet karesel levha oluşturacağından 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane oluşturacağından 4 çarpı 4'ten 16 parça gerekiyor. Ben şimdi 16 parça oluşturmak istiyorsam 15 tane kesim yaparım. Çünkü 16 kesim yaparsam 17 parça olur. Daima kestiğimden biraz parça oluşmuş olur. 15 kesersem 14 parça olur. O zaman ben 16 parça istiyorsam 15 kesmem lazım. Her kesim için 1 TL veriyordum. O zaman 15 kesim için 15 çarpı 1'den 15 TL'lik bir ödeme yapmış olurum. Devam ediyorum. Saatteki hızları 100 ve 70 kilometre olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Yavaş giden araç harekete ilk başladıklarında bir miktar önde olmasına rağmen 4 saat sonra hızlı olan araç öndekini yakalamaktadır. Buna göre harekete ilk başladıklarında yavaş giden araç kaç kilometre öndedir? Şimdi hızlı araç 1 saatte
kapatmış oluyor. Yani 1 saatte 30 kilometrelik fark kapatıyorsam 4 saatte 120 kilometrelik fark kapatmış olurum. E bu da demek oluyor ki yavaş olan araç harekete başladığında 120 kilometre öndeymiş ki diğer araç 4 saatte bu kadar yol giderek ona yetişmiş. O zaman cevabım 120 kilometre A şıkkı olur. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte doğal sayılar problemleriyle ilgili hem bunu tekrar yapmış olduk hem de soru çözümü yapmış olduk. Dediğim gibi sizler bu videoyu çözerken durdurarak önce kendiniz çözüyorsunuz. Yapamadığınız sorularda videoyu başlatıp çözümünü dinliyorsunuz. Sizlere önemli sevgili yavrularım. Doğal sayı problemleri konusuyla ilgili 2 adet test çözüyorsunuz. Bu 2 adet testteki yapamadığınız soruları danışman öğretmeniniz aracılığıyla bana iletmiş oluyorsunuz. Ben de size çözümlerini ulaştırıyorum. Bu uzaktan eğitim sürecini bu ödevlendirmelerle güzel bir şekilde takip altına almış oluyoruz. Akbim üzerinizden de ödevinizi duyurmuş olacağım. Videoları güzel ve güzel bir şekilde dinliyorsunuz. Kalem defteriniz hazır bir şekilde dinliyorsunuz. Güzelce notlarınızı alıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.